1980 yılına kadar elektriği olmayan, ulaşımı güçlükle sağlanan kemer, şimdilerde dünyanın en önemli turizm merkezlerinden bir tanesi. Daha düne kadar kimse tarafından bilinmeyen ama turizmin gelmesiyle birlikte dünyanın akın ettiği kemerin eski köy olduğu zamanlarına götürüyorum sizleri bu kitapta. Ulaşımın teknelerle zorlukla sağlandığı, karayolunun olmadığı, Antalya'ya yürüyerek gidildiği dönemleri yaşayacaksınız. O yıllarda dostlukların ne kadar sıkı olduğunu, tüm yokluklara rağmen birlikteliğin nasıl sağlandığını, o dönemde yaşayanların birinci ağızdan anlattıkları yaşanmış hikayelerle okuyacaksınız. Zeki Müren'in ilk defa geldiği bel dibindeki anısı, çekirge istilası, Ava Deresi'nin taşması ve selleri, Cüneyt Arkın'ın Malkoçoğlu filmini ve şaşırarak okuyacağınız daha birçok anıyı burada Eski Köy'den Kemer'e Anılar kitabında bulacaksınız. Ortaokulda da başladığımız sıralarda zaten denizden gidip geliyorduk. Çünkü karayolu yok. Ve hatta iki sefer ortaokulda imtihanımız vardı. Kış olduğu için denize fırtına vardı. Buradan yayan üç arkadaş sabah namazı çıkıyorduk. Tabi saat falan yok o zaman. İkindin ezanı okunurken Antalya'ya geliyorduk yayan. Sabah buradan herkes atıyla eşeğiyle, o zamanlar susam satılıyor, böyle narinciye falan filan yok. Susam da güzü, yani Ekim, Kasım aylarında susamlar çırpılır. Eşeklerle, develerle sahile indirilir. Motor mesela Çamyuva'da motor demirler, soyunursun boynuna kadar, çuvalları omuzlayarak tekneye doldursun. Bundan sonra tekneye biner, şeye gidersin. Ne Antalya. Kadar, ne kadar sürerdi? Antalya sabah gittiğinizde de akşam üzeri var. Tekneyle? Tabii. O kadar uzun sürüyordu. Tabii akşam üzeri. Kıyı kıyı? Tabii kenardan hep giderdi. Dünya bir yana, çalsın artık durmadan çalsın sazlar. Ben Sırp Kralı Milković. Sevgili kızım Elza'nın doğumunda... Prensim! Bu civarda taş köprüden başka geçit yok! Köprüye! Yetişecek Arnold, göreceksiniz! Kazanız mübarek ve de mutlu olsun. Günlerdir uyumadan, yemeden, içmeden yolunuzu gözledim. Biz daha beteriz Levent Durali kardeş. Sizi alacak kalyon yarın gün batımında gelecek. Siz istirahat buyurun. Çok şükür Tanrı'ya sizi sağ gördüm. Bir gün daha sıkıntımız olacak yoldaşlarım. Yarın kalyonumuz geliyor. Zehir olur yüreğime, dökülür, dökülür. Hazine nerede? Sakladığım yerde, sahibini bekliyor, devleti. Yani Arnold'u. Arnold salağın biri. Sen de onun itisin Sandor. Öldüreceğim seni. 1960 yılında okula başladığım zaman en çok çocukluk arkadaşım Cahit Minta. Yaylılara çıktığımız zaman ilk yaptığımız iş davul germek olurdu. İmeci halinde biçilen, buğday biçenler arkasında biz davul çalardık Cahit Minta'yla. Kazım Gül, Aşır Karakoyunlu. Onu pek bilmezsin sen. Yok. Aşır Karakoyunlu. Mahmut Şeker, Mehmet Şeker, Mehmet Eker. Bizim çocukluk arkadaşlarımız bunlar hep. Günlerdir aramızdaki
gelmeye kadar canımı sıkıldı mı kadar gelirdik. Neyle gidiyordunuz? Yürüyerek mi gidiyordunuz? Gidemeye kadar orada da bostanlık yapardım. Orada gider sulardım. Yürüyerek mi gidiyordunuz? Orada çok biraz üzdüm ben. Sorsana yürüyerek mi gidiyordun? Yürüyerek mi gidiyordunuz diyor. Yürüyerek ederdim. Nereye geçeceğim? Dağda yol yoktu, bir şey yoktu. Yolculuğuna da yapıldı ya. Eşeğle dermana gidilirdi. Gedermene şey arası. Değirmen diyor. Nereye, hangi değirmene gidiyorlarmış? Hangi değirmene gidiyorlardı diyor. Güverteye mi? Değirmen olarak hangi değirmene gidiyordun? Güverteye de giderdim, bu dağcına da giderdim. Her süt koşardı. Yolda eşek yıkılırsa saramazdım. İçektim ben. Bunu da mı alacak? Alacağım. Demir ki, güzel şeyler nerede? Ha, benim adam. Dedem gibi. Hangi dede? Demir, elin geldi, orası. Mehtapta ılık nefesi sona erdi, oyun bitti. Mehtapta ılık nefesi sona erdi, oyun bitti. 56, 57, 58'de bu yol açıldı. Yolun açılmasına vesile olan Ali Alpazar'ın babası Devrik Alpazar vesile oldu. O zaman Demokrat Parti iktidardaydı. Bu yol açıldı, maklapla, dinamitle yol açıldı. Şeyde açıldı yol. 67'de açıldı yol. Allah'a şükür cipler geldi, kurbanlar kesildi. Yol açıldı. Deniz motorundan kurtulduk. Evvel denizden giderdik. Motora yüklüyoruz. Buradan ulan tüccarlık yapıyor. O zaman başından yok. Yuvarlak portakal. Sandıklara içtik yapıyoruz. Motora yüklüyoruz. Tam Sıçan Adası'nın dengine geldi. Bir fırtına çıkıyor. Sıçan Adası'na giriyoruz. O şeyi kesiyor. Dalgayı kesiyor orası. Eğer çok dalga olursa sandığın yarısını denize atıyoruz. Başka çaremiz yok. Atıyoruz. O dönemleri yaşadım. Yaşadım. Bu dönemleri de yaşadım. Cebine cep telefonu da aldın. Hepsini yaşadın yani. Yaşadık yani. O dönemle bu dönemi kıyaslarsan şimdiki gelecek nesillere ne tavsiye edersin? Allah'a şükür Kemer'de doğmuşuz. Kemer'de büyümüşüz. Yani Kemer'e minnettarız. Artık inandım ben şansıma, seni çıkardı karşıma. Bu arada portakalı bilen, fazla bilen yokmuş. Yumrucalı bir nahiye müdürü gelmiş, oralı asa adam. Orada gelmiş, bakmış ki nariciye maraketen yok. Kim var burada? Dedemi bulmuş, aile reisi olarak. Turuncu şey, ağacı nasıl yetişeceğini bilen yok. Turunç ağacı var. Ondan meyve şeyini almış, tohumunu aldırmış, ektirmiş. İktirmiş. Onun şeyine var. 34'ler, 35'ler de atılmış tohumu zaman. Döndü, işine geldim. O zaman yol daha açılmamıştı. Tescerel geldi, açılmış. Cip gelip gidebiliyordu bir. Ama Arapça diye birisi vardı. Demin orada şeyi gösterdin ya. Arap Reze. Evet. Bunların şeydeki. Kardeşi okuyordum. Cipçi mi diyorlardı? Cipçi bir şey diyorlardı galiba değil mi? Arapçaki cipçi. Tamam, ha cipçi, evet. Şimdi yol yok. Teknelerle gidiyorsunuz, geliyorsunuz. Tekneler geliyor, tekneler. Elektrik? Zaten yok. Zaten yok. Normal bir köydeyiz, eski köydeyiz yani. Öyle. Kirala ataşak, ısın, şey. Öyle. Ne yapıyordunuz mesela? Nasıl geçiyordu günler? Yani haymacılık, ataşak geçiyordu günler. Sıtma... Sivrisinekler sıtma oluyor. Sıtma. Şey, devlette bir şey var, sağlık memuru diye şimdi ya. O zaman sıhya deniyor. Sıtma savaş şeyiymiş galiba. Sıtma savaştan geliyor. Nereden bir adamcağız Ahmet diye. Geldi bir düdük çarpırır toplanır. Manide dalak var mı? Bir sarı hap verir mi? Hap da zehir gibi mi? Açamı atmazlar mı? Onu düdüğü çaldım, millet korktu, çocuklar korkardı ya. Bir yana, bu dünya bir yana. Sen bir yana, bu dünya bir yana. Çalsın.
Sayın Hasan Şeker var mı? Dur bakayım ben onu bulayım. Cahit Binta. Bu Mahmut Şeker. Bu dediğim Mehmet Ali. Bu Nahiye Müdürü'nün odacısının oğlu. Bu da galiba Bilik dedikleri. Hayri'nin. Bu sizin evin önü yani. Değil mi? Ev değil mi? Bu benim kaldığım evim. Evet. Bu da yine işte limanımız burasıydı. Siz bununla mı gidiyordunuz Antalya'ya? Evet. Işte bununla mı? Yok o değil. O sandal. Şey bu ay ışığında değil mi bu? Yanaştığınız ev. Evet ay ışığındaki küçük burunun önü. Bu da yine küçük burunun üzeri. Orada şey mi vardı? Askeriye mi vardı? Jandarma bu. Bu da bir karakolun jandarmasıydı. Burası? Antalya orası. Antalya. Şey... Bu Antalya'nın neresi? Liman şey, kale içine girerken. Hayır Atatürk Parkı'nın sahili burası. Oradan aşağı iniyoruz. Tamam, merdivenlerden tamam. Tamam doğru. Hani, bakın burada daha net. Evet. Bunlar kimdir şimdi? Şimdi burada size söyleyeyim. Bu Arif Erkal, bu Mahmut Şeker, bu Hasan Şeker, bu Konyalı Mehmet, bu Münevver, bu Arzu, bu Talat, bu şey, Necip Burga, bu Arif Doğan. Neresi bile bakıyorsun insan nereden nereye gidiyorsun? Yani gerçekten... Ben onları her gün seyrederim ben bunu. Canım şey oldukça hatırlamak için açar, hepsini tek 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 bakarım. Tabii bu arada 21 yıl Kuzdere İlkokulu'nda öğretmen ve yönetici olarak görev yaptım. Hakikaten orada eski bir 1950 yılında hizmete giren bir binaydı. Bu binayı kendimiz genelde bağda, bahçede, binanın kendisinde onarımını yapardık. Badanasını yapardık, boyasını derken orada 21 yıl. Ama öğrencilerim sağ olsunlar, onları hiçbir zaman unutamam. Onları şimdi gördüğüm zaman duygulanırım, zaman zaman ağladığım da olur. Bir hayaldi mehtapta ılık
gözlerini. Nasıl olsa oyun bitti. Gidiyorum, bırak beni. Elveda güzel sevgili. Ağlama sil gözlerini. Nasıl olsa oyun. Bu kitapta anılarını bizlere aktaran, fotoğraf arşivini paylaşan, kısacası bir şekilde katkı sunan herkese minnettarım. Ayrıca bu kitabın yayınlanmasına destek olan Kemer'in iş insanları Tolga Minta, Ergün Güvercin ve Kemer Belediye Başkan Yardımcısı Emin Gül'e teşekkürlerimi sunuyorum. Kitapta yer alıp da bugün hayatta olmayan büyüklerime de Allah'tan rahmet diliyor, hatıralarını geleceğe taşıyor olmanın mutluluğunu yaşıyorum.